Merhaba, ben Hüner Şencan. İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi dekanıyım. 2 yıldır bu üniversitedeyim. Daha önce bir devlet üniversitesindeydim. Oradan emekli oldum. Emekli olduktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne geldim. Burada bilgilerimi, deneyimlerimi, tecrübelerimi buradaki öğretim üyeleriyle paylaşmak, buradaki öğrencilerimle paylaşmak ve üniversitemizi, fakültemizi, bölümlerimizi çok daha ileri noktalara götürmek azmindeyiz. İstanbul Ticaret Üniversitesi bir deneyim, bilgi ve eğitim yeridir. Üniversitemizi seçerseniz yapacağınız stajlarla, iş yerinde fiilen çalışarak geliştireceğiniz yetenek ve becerilerle iş yerine uyumunuzun çok kısa süre içerisinde gerçekleşeceğine inanıyorum. İstanbul Ticaret Üniversitesi eğitimi ön plana koyan, eğitimde kaliteyi önemseyen ve aynı zamanda öğrencilerimizin daha okuma sırasında, eğitim sırasında yetenek ve becerilerini iş hayatında çalışarak geliştirmesine önem veren bir üniversite. Mezun olmadan belirli deneyimler elde etmiş, iş hayatına hazır bir insan olarak hissedeceğinizi düşünüyorum. Uygulamalı Bilimler Fakültesi niş bir fakülte. Son yıllarda değişik alanlarda hizmet vermeyi kendisine hedeflemiş fakültelerden bir tanesi. Üniversite sistemimizin gelişip serpilmeye başlamasıyla birlikte çok sayıda yeni fakülteler açılmaya başlandı. Bunların bazılarının isimlerini yeni duymaya başlamış olabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de Uygulamalı Bilimler Fakültesi. Türkiye'de bir ilk, üniversite sistemimizin içerisinde ikinci bir Uygulamalı Bilimler Fakültesi yok. Niçin bu ilk oldu? Şunun için ilk oldu. Son yıllarda biliyorsunuz herkes klasik ve geleneksel fakültelere yöneliyordu. Fakat artık üniversite sistemimizin gelişmeye, serpilmeye başlamasıyla birlikte dünyada üniversite sisteminin gelişmesi, üniversitelerde eğitimin kitleselleşmeye başlamasıyla birlikte yeni niş alanlara hitap edecek fakülteler, bölümler açılmaya başlandı. İşte biz de bu yeni ihtiyacı gidermeye yönelik olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesini açtık. Uygulamalı bilimler dedik adına, şunun için uygulamalı bilimler dedik. Bizdeki öğrenciler en az 40 gün eğitim süresi içerisinde staj yapıyor ve ayrıca son sömestri, 8. sömestri veya 6. sömestri bir sömestri boyunca iş hayatında çalışarak eğitimini sürdürüyor. Hem çalışıyor hem de eğitim görüyor. Yani uygulamalı olarak eğitimini gerçekleştiriyor. Son yıllarda televizyonlardan, basından, radyodan her yerden izliyorsunuzdur. Şu gündeme getiriliyor, deniyor ki yüksek öğretimle iş hayatındaki bağlantı zayıf. Bağlantı zayıf olduğu için de iş hayatındaki işletme yöneticileri sürekli olarak şu yakınmayı dile getiriyorlar. Üniversitelerden mezun olan gençlerden istediğimiz gibi verim alamıyoruz. Verim alabilmemiz için bunların iş hayatına gelip çalışması, iş hayatındaki fiili durumu görmesi ve kısa bir süre içerisinde iş hayata adapte olup verim vermesi gerekiyor deniyor. Ve bu yüzden YÖK'le yapılan müzakereler ve görüşmeler sonucunda Türkiye'de bir ilk olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Uygulamalı Bilimler Fakültesini açtık. Basın, Yayın ve Üretim Teknolojileri bölümü. Bu bölümün için açmaya gereksinim duydum. Gerek İstanbul'da gerek büyük şehirlerimizde büyük bir basın ve yayın endüstrisi var. Matbaalar var. Gazeteler çıkarılıyor, dergiler çıkarılıyor, ajanslar var, haber ajansları var ve buralarda müthiş bir teknoloji var. Basın yayın teknolojisi diğer sektörlerin içerisinde en hızlı gelişen teknolojilerinden bir tanesi. Yani bir gazeteyi düşünün. Günde 1 milyon baskı yapıyor, günde 1,5-2 milyon baskı yapıyor ve bunun matbaa makineleri var, bunların yönetimleri var, bunların teknik elemanları var, sistemleri var ve buralarda çalışan onlarca uzman var. İşte bu fakülteyi açarken şunu düşündük. Bu matbaaların iki yönü var. Bir teknik yönü var, bir de yönetim yönü var. Yani matbaa işletmeciliği dediğimiz bölümü var, yayıncılık bölümü var ve bir de teknik yönü var. Bizim bu bölümümüzden mezun ettiğimiz öğrencilerin hem teknik yönüne onları hazırlamak istiyoruz hem de basın yayın işletmeciliği bölümüne hazırlamak istiyoruz. Teknik bölümünü hazırlamak istiyoruz. Bu teknik bölümünde mekanik aksamın, makinaların, matbaa makinalarının yönetimi, bakımı, makinaların beslenmesi, makinaların yan ürünleri, yan malzemeleri, bütün bunların yönetilmesi bütünüyle devasa bir olay. Şimdi kimler ilgi duyabilir bu matbaacılık, basın, yayın, üretim bölümüne? Öteden beri eğer aklınızda ben yayıncı olacağım, ben matbaa sektöründe çalışmak istiyorum şeklinde bir görüşünüz, bir düşünceniz varsa, ben hemen hayata atılmak istiyorum, bir iş bulmak istiyorum, ben değişik fakültelerden mezun olduktan sonra piyasada işsiz kalmak istemiyorum diyorsanız binlerce eleman açığı var.
mezunlarımızın hemen iş bulma imkanı söz konusu ve bu sektöre girip çalışma imkanı söz konusu. Hayır, ben matbaanın teknik bölümüyle uğraşmak istemiyorum. Ben teknik eleman, teknik uzman olmak istemiyorum. Ben işletmeci olmak istiyorum. Bu matbaa, basın, yayın kuruluşlarının yönetimiyle ilgilenmek istiyorum. Yayıncılık konularıyla ilgilenmek istiyorum. Yayınların planlanması, yayınların maliyetlerinin hesaplanması, yayınların dağıtılması, yayınların üretilmesi konusuyla ilgilenmek istiyorum diyorsanız, o zaman basın yayın işletmeciliği konusuna ilgi duyuyorsunuz demektir. O zaman biz yine size basın yayın üretim teknolojileri bölümünü öneriyoruz. Ve ayrıca isterseniz uluslararası alanda değişik exchange programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerde de ekstra eğitim alarak kendinizi geliştirebileceğinizi düşünüyoruz. Gelecekte bu çocukta iş var dedirtmek istiyorsanız bizim fakültemizi, bizim bölümlerimizi seçebilirsiniz ve seçmenizi diliyoruz.